bisküvi, Alman pastası yapmak bu kadar kolaydı da biz mi yapmadık? Hadi yapalım. İki tane yumurtayı karıştırma kabına ekledim. Bir su bardağı toz şekeri üzerine bıraktım ve mikser yardımıyla rengi açılıncaya kadar karıştırıyorum. İşte böyle. Üzerine bir çay bardağı soğuk süt, bir çay bardağı cıvık yağ, üç çay bardağı da un ekleyeceğim. Bir pakette kabartma tozu açıveriyorum. Ekledim. Mikser gelsin. Karıştır bakalım pürüzsüz bir kıvam. İşte böyle olacak. Al bunu kenara. Getir pişirme kalıbını. Kelepçeli kalıbım var. 23 santim çapında, tabanından kolay ayrılsın diye en altına fırın kağıdı yerleştirdim. Kelepçeyi sıkıştırdım. Kenar fazlalıklarını kestim. Ve hazırladığım harcı içine akıtıyorum. Tamamen eşit olarak dağılsın. Bak uçlara kadar onu yaydır, düzle. Teşekkürler. 180 derecelik önceden ısıttığım fırında 25 dakikada pişti. Pişim testini kürdan batırarak yapıyorum. Aha da kuru çıktı. Al bunu kenara soğusun. Muhallebisi için tencereye 500 ml süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 tane yumurta, 3 çorba kaşığı dolusu un. Güzelce karıştır. Pürüzsüz olsun. Şimdi al bunu ocağa götür. Orta ateşte. Habire karıştır, göz göz olunca al bunu ocaktan. Tamam, al ocaktan. Teşekkürler. Bir tatlı kaşığı tereyağı ekle, sıcaklığıyla eriyecek, karıştır ama. Bir tane vanilin açı var sana zahmet. Karıştır. Tamam, hazır bu. Al bunun kenara, kekin soğumuş mu bakalım. Oldu oldu, güzel oldu. Çok çok güzel bir şey bu. Ben sana söyleyeyim. Soğuyan keki kalıptan çıkarttım. Bak nasıl rahat ayrılıyor göstereceğim sana. Gördün mü? O yüzden fırın kağıdı koyduk. Tam ortasından pasta şeysiyle, bıçağıyla kesiverdim. Panispanya yaptım işte. Alt tabanına şimdi soğuyan muhallebiyi sürelim. Hemen soğuyor zaten bu muhallebi. Her tarafına, ya kenarları boş kalsın, üstüne bastıracağız ya taşmasın diye. Çilek varsa kenarlarına çilek koyuver. Ha, üstünde böyle kapat, hafifçe bastır. Çok teşekkürler. Kapak kapat üzerine, uygun bir kapak. 3 saat buzdolabında beklesin. Bunun özelliği bu. 3 saat sonra dolaptan aldım. Bir de pudra şekeri gezdiriyorum. Bu da önemli. Şöyle güzelce dilimleyivereyim onu dikkatlice. 6 porsiyon ama kocaman kallavi porsiyonları oldu. Dokusunu gösterivereceğim sana. Üzerine el cihazında bastır. Bak dokuyu göster insanlara. Nasıl çok? Sevdacığım ne oldu gı? Valla gayet de ucuza mal oldu ve çok lezzetli.